F1B 100. yılda 100. programa ulaştı. Programı ilk kez ekranda gören Fenerbahçe TV izleyenleri aslında programın ısınma turlarının başka bir programda atılmaya başladığını fark etmişlerdi. Program Fenerbahçe Televizyonu'nun ilk programlarından biri olan Fenerbahçe'de. Sunucu Feruh Tanay, konuk Faik Genç. Ben kısa bir giriş yapıp seninle ilk bir araya gelişimizden bahsetmek istiyorum. 1995-96 yılıydı zannediyorum. Bir gün gene ortak dostumuz Mehmet Civelek bana bir dosya içinde bir yazılar gönderdi. Şuna bir bak, çok enteresan dedi. Bu bir aslında senin yazdığın bir kitabın taslağı idi, bir bölümüydü veyahut. 3-4 bölümü. 3-4 bölümüydü. Ve şöyle bir okuyunca, aa bu benim dedim ya, burada beni anlatan bir şey var. O kadar böyle hoşuma gitmişti ki, ya bunu ne yapalım? İşte dedi, Faik Genç diye bir arkadaşım var, o bunu yazıyor demişti. Hemen bir araya geldik biz Faik'le. Ve Faik ondan sonra bu kitabı aman ne olur bitir ve biz bunu 1907 yayını olarak yayınlayalım demiştim. Ve oradan Yükselen Ateş diye bu Bir Taraftarın Hayatı isimli kitap çıktı. İşte 2F1B'nin ilk programı ve ilkeleri. Bu program 2F1B. 2F'nin F'leri Faik Genç ve Feruh Tanay ve B'si de Bedri Baykam. Sizlerle keyifli bir program serisi yapmayı düşünüyoruz. Sizlerden de görüşlerinizi alarak bunu daha da geliştireceğiz. Bu programımızda tabii ki Fenerbahçe ağırlıklı olacak ve Fenerbahçe ile ilgili çeşitli konuları görüşeceğiz. Ve ilk programımızı da en büyük Fenerbahçeli Atatürk'ü andığımız hafta başlamış olmaktan da ayrıca bir gurur duyuyoruz. Evet, bu programı niye yaptık? Bedri, senle başlayalım. Tamam, nereden çıktı? Tamam, başlayalım. Önce bu Atatürk'ü andığımız hafta olduğu için çok güzel hatırlattın. Gerçekten büyük mutluluk. Atatürk'ün zaten Fenerbahçe ile olan değerli ilişkisini zaten biliyoruz. Her geçen yıl Cumhuriyet'te yapılan onca akıl almaz saldırıda Atatürk'ün bize bıraktığı mirasın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyük devrimlerle bize güzel bir cumhuriyet bıraktığını ve bunun korumamız için ne kadar çok çalışmamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Onun için en büyük Fenerbahçeli'ye bir gönülden bir saygı göndererek başlıyoruz programı. Bu programda eminim keyifli bir sohbet yapacağız. Arada birbirimize anlaşacağız, anlaşamayacağız. Olayın zaten tadı burada. Özellikle anlaşmamaya da çalışmayacağız. Doğruları söyleyeceğiz. Eyvallah. Hedefimiz hep Fenerbahçe'nin iyiliği olacak. Yani değerli yöneticilerimizle veya başka taraftarlarımızla, başka eski futbolcularımızın görüşleriyle görüşlerimiz çakışabilir. Birbirimizle aynı görüşü paylaşırız, paylaşmayız. Mühim olan biz Fenerbahçe'nin başarısını istiyoruz. O başarıya ulaşmak için şu yol mu, bu yol mu, şu mu doğru, bu mu yanlış? Bunları özgürce, demokratik olarak tartışacağız. Kıyafet, bazen spor geleceğiz, bazen çubuklu formayla geleceğiz, bazen normal geleceğiz. Çubuksuz bazen formayla gelemeyiz zaten, Faik olduğu için. İçimiz hep iç değişmeyecek, içimiz hep Fenerbahçeli kalacak, kanımız hep sarı lacivert akacak. Öte yandan herhalde hemfikirsiniz, hep doğruları söyleyeceğiz. Yani Fenerbahçeli bir futbolcu yanlış yaptığı zaman onu da vurgulayacağız, onu da eleştireceğiz. Yani bizim Fenerbahçeliğimiz objektif olmamızı engellemeyecek. Doğruları bulmak için. Ve sizlerden de alacağımız görüşler, e-maillerle konularımız zenginleşecek. Zaten Türkiye'de Türk futbol hayatında, spor hayatında konu darlığı diye bir şey yok. Ben bu programın yapılmasını çok istedim baştan beri, biliyorsun. 10 kanalda bütün hafta boyunca futbol sohbeti programı altında birçok program izliyoruz. Bir kısım insanlar da hem o programa, hem bu programa, hem öbür programa katılıyorlar. Benim düşünceme göre bu program bir alternatif oluştursun. Orada söylenilen şeyleri burada irdeleyebilelim. Yanlışlıkları gösterebilelim. Bizim rating derdimiz yok.
olay yaratacak fikirler öne sürme derdimiz yok. Dikkat çekme derdimiz yok. Hiçbir gazete ve ulusal televizyonda ticari bir bağımız yok. Tek ortak noktamız futbol ve bu programların çoğunu da hepimiz seyrediyoruz. Ben aslında o açıdan bir de yönetime bir iki şey söyleyebilmek için, yani mektup yazmak da mümkün ama buradan bayağı daha kolay olacak diye düşündüm. Evet, istedikleri için de. Bence zaman zaman çubuklu formamıza geleceğiz belli ama Galatasaray formasına gelmek yok. Sadece Galatasaray formasına gidip ona izin verilmesin. Benim açımdan alternatif bir futbol sohbeti programı olması çok önemli. Evet, burada tabii hakikaten aslında birazcık ufak bir reaksiyon olarak düşünülebilir. Hakikaten vakit ayırıp böyle programı yapmak. Bizler hepimiz, tüm eminim ki Fenerbahçeli taraftarlar ve televizyon izleyicileri bu programları, futbol programlarını izliyorlar ama genel kanaat o ki Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik bir takım reyting uğruna gereksiz şekilde kullanılıyor ve bu bizim hoşumuza gitmiyor. Ben bunu hem kendi çevremden hem kendi aramızdaki şeylerde de görüyorum. Onun için bu programda hakikaten Fenerbahçe'nin böyle gereksiz yere kullanılmasını da kendi çapımızda engellemeye çalışacağız. Tabii ki işin içinde ağırlıklı futbol olacak ama Fenerbahçe'nin diğer branşlardaki bir takım konularını da ve Fenerbahçe'ye yapılan bir takım haksızlıkları da gündeme getirmeye çalışacağız. Evet, hepinize iyi akşamlar. 2F1B'nin 100. programıyla karşınızdayız. Az önce Gültekin ve Fenerbahçe Televizyonu ekibinin bizim ilk dönemlerden yaptığımız program ve ondan öncesiyle hatta ilgili bir takım VTR'leri izledik. Hakikaten şimdi onu konuşuyordum. Hem bayağı gençmişiz, bu televizyon bayağı yıpratmış bizi herhalde bu geçtiğimiz. Artık televizyon mu yıprattı, maçlar mı yıprattı? Fenerbahçe mi? Bu kadar net gözüküyor. Yani programa çok moralimiz bozuk olarak başladığımızı. Evet, yani valla çok enteresan. Ama tabii bir takım... Kabul etmiyorum, olsa olsa daha olgunuz. Evet, çok güzel. Bu manifesto filan olayı da enteresan o zamandan. Bir takım kurallar hakikaten koymuşuz ve düşündüm onları söylerken. Aynısını da öyle yapıyoruz. Öyle yaşadık. Yani, tamamen öyle yapıyoruz ve 100. program olması tabii... yani dile kolay geliyor ama 100 programdır. Hani şaka gibi başladık, işte Faik geldi ya şöyle bir program yapalım. Bedi de olsun dedi. Beraber konuştuk. İhsan Topaloğlu tamam dedi filan. Murat Özaydın'ı, onu da daha sonra görüşlerini söyleyecek. Eyvah yandık filan dediğinde itiraf etti. Bu üç kişi bizi yakar mahveder gibilerden. Nasıl susturacağız? Susturacağız. Her biri ayrı banka. Diyecek biraz sonra çünkü onunla... bir küçük bir şey yaptık programdan önce. Evet. Hakikaten çaktırmadan bir 100 program, yani 2,5 yılı geçmiş durumda bu program. 10 Kasım 2004. 10 Kasım, evet, enteresan başlangıcı. 2004. 10 Kasım 2004. 2004.